peki son 18 dakikam Ozan Murat bir ben katkı koymak. Ben bir tuhaf bir ihtimali yani şeyde at yarışlarında sürpriz ata oynayan ihtimali gündeme taşımak isterim. Bence banko bir ihtimal değil ama bence şöyle bir denklem çıkıyor karşımıza Fikret Bey'in anlattıklarının üzerine. Bir başbakan olacak, cumhurbaşkanı tarafsız olacak, partisi olacak ve yetkilerinden arındırılmış olacak. Öte yandan başbakanın da meclis tarafından alınması zorlaştırılacak. İşte Batı'da örneklerini gördüğümüz bir güçlendirilmiş bir hükümet olacak. Dolayısıyla hükümetlerin sürekli değişmediği ama bir başbakanın olduğu bir model tasarlanıyor. Ama bu ilk iki seneki o geçiş evet. döneminin ardından gelecek olan evet. Aynen, parlamenter sistem olacak. Bu. İlk dönem şu, seçilmiş bir cumhurbaşkanı içinde bulunduğumuz sistemin içinde verilen hızlı kararlar ve o sırada da ya cumhurbaşkanı yardımcıları sıfatıyla veya da kabinede çeşitli mevkilerde genel başkanlar kadrosu benim anladığım bu. Evet. Tasarlanan bu. Şimdi bir ufak bir muhalefet ve iktidarın kısıtlarını değerlendirirsek şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Muhalefetin seçim kaybetme şansı var mı? Var. Yani seçimler banko değil. Evet, belki kamuoyu araştırmaları muhalefetin büyük bir ihtimalle kazanacağını ortaya koyuyor. Öte yandan iktidar cephesine bakalım. Erdoğan'ın seçime girdikten sonra kaybetme ihtimali var mı? Evet, çok büyük oranda kaybetme ihtimali var. Öte yandan muhalefet ve iktidarın önde gelen liderlerinin kaybetme halindeki aldıkları maliyete bakalım. Bir, iki tarafında siyasi kariyeri bitiyor. Yani 2023 seçimlerinde muhalefetin kaybetmesi halinde şu anda gördüğümüz hiçbir genel başkan siyasette olmayacak. Belki bir iki tanesi. Onun üzerine spekülasyon yapmaya gerek yok. Ama örneğin Kılıçdaroğlu için çok zor bir durum ortaya çıkacağı ortada. Zor değil, imkansız bir neredeyse durum ortaya imkansız, evet. Keza evet. diğerleri için de geçerli. Öte yandan iktidar cephesine baktığımızda, iktidar cephesinde de Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde onu da korkunç bir durum bekliyor. Çünkü 19 yıllık bir iktidar var ve henüz aydınlığa kavuşmamış birçok olay var. Dolayısıyla aynı zamanda Erdoğan cephesinin de etrafındaki insanların, en azından iktidar parçasını paylaşan insanların çok ciddi zarar göreceği ortada. Gazetecilerinden tutun bürokratlarına vesaireye kadar. Dolayısıyla iki taraf için de kaybetmek neredeyse ölüm demek. İki tarafın da kaybetmesi halinde, iki tarafın da kaybetmesi halinde katlanacağı maliyet, bu iki tarafı, o yüzden banko demiyorum, bu iki tarafı pazarlığa yaklaştırabilir. Hangi iki tarafı? Muhalefetle iktidar evet. tarafı mı? Fikret Bey'in söylediklerinden benim aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba Erdoğan böyle bir cumhurbaşkanı olmaya razı olur mu? Çünkü bir, Erdoğan için en kötü ihtimal, ikinci en iyi kötü ihtimal oluyor. Yani kötülerden kötü seçiyor. Bir, komple tasfiye olmak yerine yetkisiz bir cumhurbaşkanı oluyor. Öte yandan iki, Erdoğan 19 yıldır bürokrasi inşa etti. Yetkisiz de yönetebileceğini tahmin edebilir. Yani şeye gerek yok. Yani sen şunu söylüyorsun. Erdoğan şöyle bir seçenekle muhalefet ittifakı olan ekranda gördüğümüz Millet İttifakı'na gidebilir mi? Geçiş döneminin sembolik cumhurbaşkanı adayı ben Gitme. Olayım. Ha, böyle şöyle değil. Devri sabık yaratmayalım. Dümen sizde olsun. Ben de Çankaya bu, Köşkü'nde çayımı içeyim gibi mi yani? Şöyle değil. Bu bana yani... Bu şu an için olası değil. Ama Erdoğan da anayasa tartıştırıyor şu anda. Evet. Değil mi? Erdoğan'ın anayasasında ne var? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Erdoğan'ın anayasa tartıştırırken ki derdi aslında bir pazarlık masasına davet. Niye 2018'de değiştirdiniz anayasayı tekrar değiştiresiniz ki? Doğru. Bir şey var, bir davet var aslında. Ama ben bu daveti... Bu davet şöyle sonuçlanabilir ama. Örneğin, ortada gerçekten Erdoğan figürünün domine ettiği bir siyaset var. Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan gitsin mi kalsın mı seçimleri olacak? Yani Erdoğan'ın karşısındaki aday birçok insan için... Mesela Emre için artık önemsizleşmeye başladı. O kadar da değil canım. Bir kola şişesinden hallice adaylara çok, itiraz var. Onu yazmıştı zaten. Birçok insan için önemsizleşti. Ama yani şöyle bir güvence de var artık insanlar. Çok bölerek bir parantez açayım. İnsanlar da şöyle bir güven de var artık. Muhalefetin daha aklı selim hareket ettiğine, toplumsal kesimlerin, geniş toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarını daha fazla dikkate almaya, beklentilerini daha fazla dikkate almaya çalıştıklarını ve seçmeni daha iyi okuduklarına dair bir genel kabul oluşmaya başladı. Ve gerekirse bir adım geri çekilmeye de razı olduklarını. Evet, evet. Buydu. O yüzden yani geçmişte konuşulduğu gibi veya daha önce yaşadığımız gibi Ekmelettin İhsanoğlu faciasındaki gibi böyle başarısız maceralara girişilmesi ihtimal dahilinde değil. Şöyle bir şey demiyorum, yanlış anlaşılmayayım.
Yani muhalefet pazarlık yapmaya hazır. Zaten görüş öyle öyle bir şey söylemiyorum. Ama Erdoğan 2022 yılında bunu açacaktır diyorsun. 2022 yılında Erdoğan öyle bir oyun kurar ki siz o oyundaki forvet oyuncusu olabilirsiniz. Peki soralım Fikret Bilay'a, o nasıl bir okuma yapıyor? Bazı isimler isimler geçiyor. Yani ben kendi fikrim Kılıçdaroğlu'nun aday adaylığının yani neredeyse kesine yaklaştığı yönünde. Ben ilk günden itibaren zaten bunun biraz konuşulmuş, planlanmış ve tasarlanmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Zira bu ittifak yapısı içinde ittifaka dışarıdan destek vereceğini açıklayan HDP ile bir köprü diplomasisi kurmayı başarabilecek ve deyim yerindeyse bu masada oturan 6 liderle oturmayan ama o fotoğrafın içinde aslında bir biçimde bulunan HDP yönetimi arasındaki o köprü siyasetini kurabilecek tek kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. O nedenle de bu ittifak yapısının başka bir adayı olmaz gibi geliyor bana. Ama şöyle isimlerde duyduk. İşte Abdullah Gül, Özgün Emre'nin ciddi itirazı var. Zühtü Aslan, Haşim Kılıç. Siz bunları yani ihtimal dahilinde görüyor musunuz? Bir de Ozan'ın söylediği bu pazarlık Millet İttifakı'na değil de ittifakın içindeki oyunculara yönelikti sanki. Ama her birinin kapısı teker teker kapandı gibi geliyor bana. Evet, ben de ihtimal dahilinde görmüyorum Özlem. Abdullah Gül de Haşim Kılıç da ihtimal dahilinde değil. CHP bu konuya kapalı, İYİ Parti de kapalı. Bu Millet İttifakı içerisinden bir aday olacak ve büyük olasılıkla bir CHP'li olacak. Onu söyleyebilirim. Onun dışında konulara kapalı gözüküyor. Hem CHP hem Millet İttifakı. Şimdi Ozan'ın söylediği şu yaklaşıma şunu ilave edeyim. Aslında bu yoklama yapıldı. Yani muhalefette bir işbirliği yapılabilir. Nasıl yapıldı? İktidara yakın yayın organlarında anayasa değişikliği çalışması ifade edilirken Cumhur İttifakı'nın işte bakanların meclisten seçilmesi, Genel Soru Meclisi'nin tekrar getirilmesi, denetimi meclise verilmesi gibi bu iktidarın en çok eleştirildiği eksiklerin giderileceği bir yeni sistem değişikliği yapabilir Cumhur İttifakı dendi. Ama tabii Cumhurbaşkanı yine orada aynı yetkilide duruyor. Bu nedenle hem CHP hem İYİ Parti bu öneriyi şiddetle reddettiler. Biz buna kapalıyız dediler. Yani başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, işte mevcut sistemde bir revizyon yapalım, bir rötuş yapalım, tekrar bir araya gelelim mi taktik olarak şöyle değerlendiriyorlar. Eğer muhalefet böyle bir öneriye evet deyip de masaya oturursa bu kez iktidar tek adam rejimiyle demokrasinin sandıkta tercih edilmesi olasını ortadan kaldıracak. Bakın diyecek işte muhalefet de bizimle beraber hareket ediyor, bu yeni sistemle seçime gidiyoruz. Bir sorun yok. Bir tek adamlık oylaması yapmanız gerekmiyor. Oysa muhalefet seçmeni sandık başında tek adam rejimi mi, demokrasi mi diye bir ikileme, bir seçeneğe yöneltecek. Bu seçeneğin ortadan kaldırılmasını sağlayacak bütün önerilere muhalefet kapalı. Bu bakımdan Sayın Erdoğan tarafından bu tür getirilecek önerilerin muhalefet tarafından reddedildiğini ve reddedileceğini çok rahat söyleyebiliriz. Böyle bir işbirliğine muhalefet hiçbir şekilde yanaşmayacak. Sadece kendi görüşü olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için kendi çalışmasını ortaya koyacak diyebiliriz. Tabii yani temsili yetkileri olan, sadece temsili yetkileri olan bir cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan kabul eder mi? Sayın Erdoğan aslında iktidara geldiğinden beri başkanlık sistemini arzu ediyordu. Ben şunu da söyleyebilirim. Örneğin Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan alınmasının önemli faktörlerinden biri başkanlık rejimine sıcak bakmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talep etmesine rağmen Sayın Davutoğlu'nun bu konuyu ağırdan almasıdır. Bu konuyu benimsememiş olmasıdır. Bu da önemli bir faktördür. Şimdi başkanlık sistemini kendine göre bir sistem kuruldu. Sayın Erdoğan bütün yetkileri üzerine aldı. Zaten böyle arzu ediyordu. Şimdi bu yetkilerden Cumhurbaşkanı'na kalabilmek için vazgeçer mi? Bana pek öyle gelmiyor doğrusunu isterseniz. Çünkü zaten kendisi ifade etti. Biz sistemimizden memnunuz. Onu daha da güçlendireceğiz. Mesela değişikliğe dedi. Çünkü Sayın Erdoğan'a lazım olan temsili bir cumhurbaşkanlığı değil, iktidar olmaktır. İktidar yetkilerini yeniden ele almaktır ve onları kullanmaktır. Aksi takdirde sembolik hale gelirse zaten denetim mekanizmaları AK Parti iktidarını çok zorlayacaktır. Güvence altında kalabilmesi için güçlü bir iktidar cumhurbaşkanı olması zorunludur diye düşünüyorum. Yani temsili bir olayı kabul etmeyecektir. Peki bütün bu yönde
gene sizin köşenizin isminden referansla yola çıkarsak, bütün bu yolculuğun yönünde Sayın Bahçeli yönü değiştirecek bir hamle yapabilir mi? Bütün bu formülasyonun denklemin içinde en sürprizli genel başkanın ben kendisi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili yeni bir karar vermesi veya ittifakla yollarını ayırmasının tek durumda mümkün olabileceğini düşünüyorum. O da AK Parti'nin yeniden acaba sistemi koruyabilir miyim diye açılım sürecine benzer bir şekilde HDP ile bağlantı kurması, öyle bir süreci amaçlayan bir proje ortaya koyması halinde mümkün olur. Böyle bir durum şu anda gözükmüyor. Böyle bir durum olmazsa da Sayın Bahçeli'nin ben Cumhur İttifakı'ndan ayrılacağı kanaatinde değilim. Çünkü Sayın Bahçeli aslında